Peki bu fotoğraf sana anne mi sosyal medyasında paylaşmış, o erkek mi sosyal medyasında paylaşmış? Yok, hiçbir paylaşmış. Bana arkadaş attı bir tane. Ben nereden paylaştığını bilmiyorum. Ay yorumlar valla 1906 yorum var. Yine ben gireyim izninizle Instagram'a gireyim. Bir dakika ya. Allah'ım yarabbim. Bir de ben bir şey diyebilir miyim? Tabii ben seni dinlemek istiyorum. Hani demişti ya annem, yok Zeynep hiç bakmadı falan diye. Ha. Ben hastaneye çıktım, eve geldim. Kremimi de, yaralarımı da, pansumanı da tuvalete bile götürdü bu abla. Bu kadın bak, annemin bakmadığı gibi bana baktı burada. Zeynep mi baktı? Aynen Zeynep baktı. Valla 4000 yorum yaklaştı. Herkes de ev diyor. Enteresan. Herkes ev. Yani annen sana özür dilerim ama sen kaza geçirdin. Ondan sonra sana asıl anneliği Zeynep mi yaptı? Aynen öyle. Konuşmayacağım dedim. Hiç şey konuşmayacağım. Yarama da bak, tuvalete de götürdü. Peki annen ne yaptı? Annem beni bir kere bile aramadı ya. Hiçbir şey etmedi ya. Nasıl aramazsın ya? Aramışsın. Ya, ya. Ben şey bilmiyorum ya. Seni seviyor hiçbir hayatı. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Ya, söyleyebilir tamam. Ben de seviyorum ama beni bir kere bile aramadı. Ben geçen gün arayacaktım, sadece aramadı. Sadece King usuyor bana. O King ustuğu için konuşuyor. Niye şu anda sana öfkeli? Ben buraya çıktım diye. Annenin ekrana çıkıp ablanla ilgili gerçekleri aramasını istemiyor musun Yasin? Ya, ben alakadar ettim. Etmez artık. Ben kafama takmıyorum hiçbir şey. Ben sadece bu doğruları söylemek için aradım bugün. Yok bakmadı Zeynep, yok aradı bir sürü falan. Annem falan dediniz ya, hepsi yalan. Annem beni bir kere ne aradı? Devam sordu ama bak, ya özür dilerim anlamak için soruyorum. Bir yandan da fotoğraf Yasin özür dilerim. Bir yandan tabii fotoğraflara baktım, bir kaçırdım dediğini. Yani şunu mu söylüyorsun? Sen kaza geçirdikten sonra evet. Annen seni bir defa bile ne aradı ne sordu ne yanına geldi. Aynen. Şaka yapıyorsun. Yok çok ciddiyim. Ama sen hastaneye gittim demedin ya, ne bileyim aradın değil mi? Ne demiştin sen? Aradım ya? Dedim hanım. Yalan söyledi dedim hanım. Allah Allah. Allah Allah. Telefon kaydını çıkarttım. Yanında hala Gökhan da vardı. Gökhan yok mu dedi? O vardı. Ben de Gökhan gittim. Gökhan da vardı. Ya, abla ben de gittim yanına ya. Ben de gittim. Zeynep'in Gökhan evine da vardı. Ben de gittim. Size geleceğim de annesinin meselesini mi netleştirmeye? Hala Gökhan da gösterdi bana. Yalan söyledi dedim hanım. Görüntülü... Hala bana zehir kusuyor. Görüntülü babasının şeyini yapıyor hala da. Aramış, ben hiç aramamış demiyorum bak. Bir tane aramış, onun Zeynep abla çıkmış bak. Bir sefer aramış. Görüntülü ama ben... hastaneye gelseydim diyor, orada diyor problem çıkacaktı, tartışma çıkacaktı, o yüzden gelmedim. Ben kazayı duydum, bana kazayı haber verdiler, ben aramaya başladım. Hala yoğun bakımda dediler. Ben aramaya başladım, Oğuzhan bile konuştum. Hastaneye gitseydin, Mustafa zaten cezaevinde. Ben gitmem dedim hanım. O orada olduktan sonra ben oraya gitmem. Zeynep orada olduğu için ben gelmedim diyor. Hala Tahsin'imde, Tahsin'e söylemiş Zeynep olacak. Yani anası gelsin demiş. Anam sen orada olduğun sürece gelmez demiş Tahsin'de. Duydun mu Yasin? Yalan konuşuyor. Hala da onun şeyini konuşuyor bana. Mustafa'nın ağzıyla mı konuşuyor? Aa, onun ağzıyla konuşuyor, kiniyle konuşuyor. Ben Mustafa'nın ağzıyla konuşacağım ya. Belki ağzım yok mu ya? Git oğlum. Zeynep anam olsun senin. Tamam mı? Zeynep anam olsun. Ya 3 aylık karı bana baktı ya. Sen bir kere aramadın ya. Beni sormadın ya. Nasıl aramayacağım bundan sonra. Bundan sonra da aramayacağım. Arasın bundan sonra zaten. Peki sen bu annenin sevgilisi olan o fotoğraf sana ne zaman eline ulaştı Yasin? Nasıl? Bu fotoğraf sana ne zaman ulaştı? Bu fotoğraf bana dün ulaştı. 4 gün önce ulaştı, doğru mu anladın? Dün ulaştı, dün. Ha, dün. Peki ulaşınca anneni arayıp, anne senin sevgilin varmış, bize niye yalan söylüyorsun, bu adam kim, nedir, aranızda bir şey var mı diye sordun mu annene? Hayır, hiç aramadı. Yani bu fotoğraftaki kişinin annenin sevgilisi olduğunu mu düşünüyorsun? Ben Zeynep yolladı dedi ama Zeynep yolladı. Yani bunu zehir kussun diye de bana bunu açtı. Ha, sen ne dedin Yasin? Anlamadım Yasin. Söyle bir de annen konuştu. Annen diyor ki Zeynep onu yaptırıyor bunlara diyor. Söyle. Ya Zeynep niye yaptıracak bana ya? Arkadaşım biri bana attım fotoğrafı. Ben de Zeynep abla yaptım bunu. Ver diyor birine. Niye niye aramamış o zaman dedi bana kaç gündür? Peki bana niye? Sen konuş. Ben çekildim kaç aradan. Kaç gündür niye aramamış? Ben konuşmayacağım dedi bana. Bundan sonra zaten konuşmayacağım. Duydun mu? Annen diyor ki beni diyor niye aramamış diyor. Madem böyle bir şey varsa bana niye sormuyor diyor. Ama bir şey söyleyeceğim ya Fatma. Şimdi bak Allah'ını seversen. Dedim hanım benim arayabilir, bana sorabilirdi. Nasıl soracak? Yani buraya yayınlamasına gerek kalmazdı. Hayır bak. Beni arardı. Ama bak insan erkek evlat sana nasıl... Hadi ben de erkeğim değil onlar. Benim 2 tane erkeğim var. Yeter var onlar. Kim var o iki erkeğim? Yasin'e Tahsin. Ana Oğuzhan. Oğuzhan. Şimdi bu fotoğrafı sana nasıl sorsun çocuk ya? Gördün mü? Nasıl yayın ettiriyor o zaman? Ne sanıyor o?
Bir saniyede bak bileği de sildi farkındasanız. Ablamı sildi. Bu saatten sonra ben de sevgili yapacağım. Bu saatten sonra ben de yapacağım sevgili. Eğer sevgili yapacaksam bu saatten sonra ben de yapacağım. Duydun mu anneni? Ben demin... Demek öyle oraya geçiyor ama öyle oraya geçeceğim ben de. Ablamı sildiği gibi beni de bak bir saniyede sildi bak. Ne dedin Yasin? Diyorum ki, ablamı sildiği gibi beni de bir saniyede sildi bak. Artık gelsin evim yok. Sakin olsam vardı. Oh, çok korkunç bir ses duydun mu? Ablamı zehir diyor. Kusuyor diyorum ben size. Sadece çok... zehir kusuyor, başka bir şey etmiyor. Acayip. Burada ne dedi babasına? Babam yapsa da dedi, ben babamın arkasını dinledim değil mi? Ay duydunuz mu sen? Hala babasına hala şey yapıyor. Bak ne dedi çocuk? Cesim dizemem, ben onu duymuyorum. Ben onu duymuyorum. Ablamı sildiği gibi beni de sildi diyor. Sildim. Bunu sildim. Yani ben o kızımı silmedim. Eğer kızım benim yanımda olsaydı benim yanımda durdu. Ne olursa olsun ben, ne yapsam da benim kızım yanımda durdu. Aynı kendinin babasının yanında durduğu gibi. Yasin, duydun mu? Bir daha söyler misin? Yani ben o cümleyi bir daha söyler misin lütfen? Çok acayip bir şey söyledin. Diyorum ki, demin beni sildi ya, tarihinde olsam vardı diye, ablamı sildiği gibi ben de hemen bir saniyede nasıl sildi ama gördüğünüz gibi. Vay. Ben ne diyorum Nizam Hanım? Hapishaneye girsem de ben önemli değilim diyorum. Sen önemlisin ama... Önemli değilim Nizam Hanım. Yani boşa zaman geçirmişim ben bunlar için. Yani ben demedim yani, kendi ağzına sildi artık, sildim dedi. Beni sildin diyor ya. Beni sildin diyor ya. Ablamı da sildin, beni de sildin. Silme ne diyor yani. Onu da silme, beni de silme diyor. Bize diyor onunla ilgili gerçekleri söyle. Benim de yanıma gel, ben sana bakarım diyor. Doğru mu Yasin? Merak etmesin. Aynen öyle. Gerçekleri söylesin, ben ona bakarım. Gerçekten. Tamam, yine çalışırım, yine bakarım. Yeter ki doğruları söylesin. Ben istemiyorum bu saatten sonra. Hiçbir şeyini istemiyorum. Ben oğluyum diyor. Sahip çıkarım diyor. Çıkmasın. Hiç önemli değil. Ben sabah da akşam da çalışırım, yine bakarım ona. Yeter ki doğruları söylesin. Yasin ya, canım benim ya. Annem diyor, yeter ki doğruları söylesin. Yani her anlamda bana gerçekle gelsin. Benim kimsem yok, Didem Hanım. Var, ben varım burada. Bütün Türkiye sana sahip çıkar ya. Sahip ben... çıkarız, yemin ederim sahip çıkarız ya. Tamam, ben bir şey istemiyorum. O aileyi falan boş ver, sahip ben çıkmaz mısınız ya? Bırakmayacağım ya, sana söz verdim. Sabırlarım Şükrün boşa çıktı, mezarını boşa ben çıktı. Yapacağım. Boşa çıktı. Şükrün mezarını sabırlar ben yapacağım. Duasını ben okutacağım. Yaşadım, duasını ben okutacağım. Tamam mı? Onun duası, Yasin'i okutacağım. Ona geçeceğim bu bütün duaları, bildiğim duaları okuyacağım ya. Türkiye sahip çıkıyor. Bak bütün Türkiye Nari'ne nasıl sahip çıkıyorsa senin kızına da sahip çıkar, merak etme. Allah canım, sana da sahip çıkar. Ya. Ay vallahi çok merak ediyorum ya, çatlayacağım ya. Kızımın bir şey kalmamış. 10 yıl sonra konuş şey yapmışsınız. 10 yıl sonra geliyorsunuz bana. Her olay yerinde bütün deliller gitmiş. Babasından başka kimse yok. Bak senin yerinde Oğuzhan var, Yasin var, Tahsin var. Mustafa'yı boş ver. Senin çocukların var. Onlar senin evladın. Doğurmuşsun onları. Ben öyle söylerim dedim hanım. Ben zaten duyuyorum. Ben çocuklarım için yaşıyorum. Niye o zaman sadece biz böyle düşünüyoruz? Senin oğlun da bir şey saklıyorsun diyor. Kayınpederin de bir şey saklıyor diyor. Herkes söylüyor. Herkes beni suçluyor. Benden başka şey yok dünyada. Acıyor. Herkes sana acıyor, üzülüyor. Dedim hanım, ben söylerim. Üzülüyor herkes sana. Vallahi sana üzülüyor ya. Bak samimi olarak söylüyorum. Herkes sana üzülüyor. Ben kimseye acımasını istemiyorum dedim hanım. Ben zaten yapacağımı yapmışım. Yasin'cim. Efendim. Annenle sen konuşur musun lütfen? Konuşmayacağım Nizam Hanım. Konuşmayacak, kuş ben de uzatmıyorum zaten. Niye? Konuşmayacağım. Ya özür dilerim ama neden konuşmuyorsun Yasin'le? Konuşmayacağım Nizam Hanım. Seni böyle sevgili... Yani arayıp bana sorabilirdi. Bu kim gerçekten diyebilirdi? Gerçekten söylemek için aradım.
Ne dedin Yasin, anlamadım canım. Bir dakika dur, aramıyor. Ben kanala çıktığımdan beri ben aramıyorum. Benim telefonuma cevap vermiyor. Bu saatte niye çıkıp da bana böyle yapıyor? Duydun mu anneni? Sadece niye aradım biliyor musun? Ben bu gerçekleri söylemek için aradım. Yok, aynen. Zeynep bana bakmamış. Sadece şey yapmadım. Aynı babasının yanına yapmıyor. Bir şey söylüyor, bir şey söylüyor çocuk. Söyle bakayım. Ben. Bana tanımadım 3 aylık kadın bana annelik yaptı be. Hastaneme götürdü, pansiyonuma yaptı, yaralarımı krem sürdü. Tamam işte anam olsun ne, senin. Ne mecburu var bu kadının anam ya? Anam olsun senin bundan sonra. Yasin. Efendim. Sence senin ablanı kim öldürdü? Vallahi annem bir şeyler saklıyor. Bu demiştim önceden, yine diyorum. Annem kesin bir şeyler saklıyor. Baba? Ya babam da saklıyor galiba, bilmiyorum. Kim doğruyu biliyorsa o söyleyecek. Sen sonunda biri konuşacak dedin. Önce kimin konuşacağını düşünüyorsun? Vallahi en çok annemin konuşacağını düşünüyorum. İyice sıkışmaya başladı. Bence vicdan onu rahatsız etmeye başladı. Aynen. Çok üzgün. Yok bende. Ben de çok olsam söylerim. Ben de yok diyor ısrarla. Duyuyor musun Yasin? Duyuyorum. Ben de yok diyor. Vallahi bir kız çocuğun anne bilir, baba bilmez. Babasının lafı. Bir kız çocuğunu ben mi bilirim yoksa karım mı bilir? Tabii anası bilir. Vallahi bütün Türkiye şöyle düşünüyor. Bu fotoğrafa da ben bir bakayım en son kaç yorum gelmiş. Bir dakika bakayım şun. 10.200 yorum gelmiş fotoğrafa. Yani 10.300 olmuş hatta şu anda. O acayip yorum yağmış yani. Ve herkes de buranın ev olduğunu düşünüyor. Yani bir evde. Yani şunu söylüyor herkes ağırlıklı olarak. Yani Tahsin, Yasin de onu söylüyor. Tahsin amca da onu söylüyor. Yani bir sır var da bu sır ortaya çıkarsa ne olur acaba ya? Ne sır olacak dedim hanım, ben de size onu soruyorum. Ya evde bir sır, çocuğum... Benim sırrım ne olacak? Hayır, Mustafa'nın bir sırrı var. Yani ya, senin bilmiyorum. 10 yıl boyunca bunu bilmemen... Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Bir sır var yani evde. Ben söylerim, çoktan söylerdim. Şu sandığın şeyin aç ya kesinlikle kapağını. Kesinlikle söylerim. Sandığın bir dökülsün benim ya bu şu... saatten sonra kimse tutamaz dedim ama ben söylerim. Annen diyor ki ben bilsem söylerim diyor. Yasin. Bir daha Yasin'i bağlı. Ben bilsem söylerim diyor Tahsin amca. Sence bilmiyor mu ya? Ya abla bu ikisi biliyorlar. Şimdi bunlar söylemesi lazım bunun. Ben ne dedim? Söyle bu çocuğun nerede olduğunu bularım çıkararım. Avukat tutun dedim. Bu fotoğrafı da sana da gösterebilir miyim? Şimdi fotoğraf şu Tahsin amca. Yani Yasin'in gönderdiği fotoğrafı sana tamam, göstereyim. Doğrudur abla ya. Ha? Doğrudur. Doğrudur. Şu fotoğraf doğrudur. Şu. Doğrudur. Yani bir dakika ben diğer şeyde bir göstereyim arkadaşlar. Fotoğraf nerede? Ha. Bak fotoğraf şu. Batma gelin. Arkadaşlık diyor. Sence burası neresi? Yani ya, öylemesine çekilmiş. Ne bileyim abla ya bilmem ya ki. Ya biz diyor arkadaşla çekilmiş bir fotoğraf diyor. Öyle bir fotoğraf. Arkadaşa çekilmiş şey benzemiyor Batma gelin bu ya. Arkadaşa gibi değil yani. Arkadaş gibi değil yani. Değil mi? Değil. Tahsin amcacığım. Değil. Bak. Bak kolundan falan tutuyor bak şey yapıyor. Evet. Evet. Samimiyet var tabii. Ha, tabii. Ama dostane diyor sarıldım diyor. Aynen. Öyle bir şey. Ama diyor benim özel hayatımdan size ne diyor? Ya tabii özel hayatına haliyle karışamayız tabii. Ben Mustafa'ya da dedim dünden. Ben Mustafa'nın özel hayatında karışamam, bunun özel hayatında karışamam. Tunca Hanım'a da gösterdim de özel hayatına karışamam diyor. Ama Yasin şunu söylemeye çalışıyor. Annesine de özellikle kırgın o yüzden göstermemiş. Yani diyor çok da fazla diyor. İkisi de diyor çok da fazla ablamı diyor. Önemsememişler diyor. Kısacası o yüzden kızgın sana. Olabilir. İstediğini söyleyebilir. Herkes söylüyor zaten. Bir o değil. İstediğini herkes söyleyebilir dedim hanım. Bu kişi hala arkadaşın mı? Arkadaşım. Ha, devam ediyor yani. Aynen. Nasıl tanıştınız? Yani öylesine. Sosyal medyadan mı tanıştınız? Yok burada. Ha burada tanıştınız. Aynen. Güvendiğim birim dikkat et Fatma. Didem öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey değil sadece şey olarak. Yani seyrettiği için. Ha, program yani devamı değil. Onun evine mi gittin? Hayır. Evine gitmedim. Kimseye güvenme ya. Yok evine gitmedim.